Bu dönem neredesin lan? Tatilinizde yapacağınız tembelliği sene sonuna erteliyoruz. Yandık oğlum. Notlarınızı düzeltmek için okulumuzun açtığı ücretsiz kurs sizin için harika bir fırsat çocuklar. Hani not her şey değildi? Elbette değildir. Peki, sizce nedir not? Bir üst sınıfa ya da aşamaya geçebilmek için pasaport. Evet ama karşılığı olan bilgiye sahip değilseniz karşılıksız çek kadar değersizdir not dediğiniz o pasaport. Karşılığı olmayan not neye yarar ki çocuklar? Sınıf geçmeye. Pederin dayağından kurtulmaya. Diploma almaya. Diploma mı? Evet. Bilgi sahibi olmadan alacağınız diplomayı ne yapabilirsiniz ki? Öyle demeyin hocam. Diplomanız varsa meslek sahibisiniz demektir. Aynen öyle. Yani doğru söylüyor. Eğitim şart. Peki. Diyelim ki allem edip kallem edip bir tıp diploması edinmeyi becerdiniz. Ama doktorluk bilginiz sıfır. Doğru dürüst öğrenmediniz ki kalp nerededir, ciğer hangisidir, böbrek ne işe yarar bilmiyorsunuz. Yani diplomalı doktorsunuz ama tıp konusunda sizlerin deyişiyle tıntınsınız. Yani. Diyelim ki sizi doktor olarak bir beyin ameliyatına sokuyorlar. Bir hemşire geliyor, elinize bir neşter tutuşturuyor. Hadi bakalım, buyurun başlayın diyor. Herkes sizi bekliyor. Yüzlerinde hadi ama, hadi ama ifadesi. Hay Allah. Diplomanız var ama neşter denen şeyi hayatınızda ilk defa görüyorsunuz. Sıkıntıdan terlemeye, elinizdeki neşterle ensenizi kaşımaya, burnunuzu kurcalamaya. En sonunda da neşteri kürdan olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Peki ne olacak şimdi? Evet hocam, ne olacak şimdi? Ama güzel soru. Saf. Sizce ne olacak? Hastaya ölecek ya da ölümden dönecek. Hastane karışacak, hasta yakınları isyan edecek. Hemşireler, asistanlar doktoru etkisiz hale getirecek. Doktoru karakola teslim edecekler. Güzel. Diyelim ki diplomanız gerçek olduğu için karakoldan da yırttınız. Ama doktorun bir şarlatan olduğunu ve hastanın büyük bir tehlike atlattığını duyan hasta yakınları peşinizi bırakmıyorlar. Onlardan kurtulmak için şehirden şehire kaçıyorsunuz. Ne diplomaymış bu hocam? Avukat olursanız haklı davasını kaybettiğiniz müvekkilinizden kaçacaksınız. Bir bankaya yönetici oldunuz diyelim. Paralarını batırdığınız müşterilerden kaçacaksınız. Çünkü karşılığı bulunmayan diploma sizi meslek sahibi değil. Ancak bir şarlatan yapabilir. Ve önünde sonunda size utanç getirir. Bu durumda o diplomanın ne yararı var? O diplomaya kavuşabilmek için aldığınız yüksek notların basit birer rakam olmaktan öte ne anlamı var? Not hiçbir şey mi yani hocam? Evet. Karşılığında bilgi yoksa not hiçbir şeydir arkadaşlar. Basit birer rakamdan ibarettir. Biz tatil kurslarında notlarınızı yükselteceğiz derken aslında sizlerin bilgi birikimi ve becerinizi yükselteceğimizi söylemiş oluyoruz. Yani notlarınız yükseleceği için siz yükselmiş olmayacaksınız. Siz yükseleceğiniz için notlarınız yükselmiş olacak. İnşallah hocam, inşallah. İyi dersler. Hocam, son ders saati sizinmiş. Bir zahmet, karneleri dağıtır mısınız? Tabii. Teşekkürler. Cem, Tanyeli. Al bakalım. Thank you.
olmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Mucizeler uğrar mı? Görün ya, görün.